Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber yamuk konusuna giriş yapacağız ve önce yamukta açıyı işleyeceğiz. Yamuk nedir? Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Ve bütün dörtgenlerde hatırlarsak iç açılar toplamı neydi? 360 dereceydi. Yamukta da bunu kullanacağız. A, B, C, D açılarının toplamı ne olacak? 360 derece olacak. Bir de gençler, şunu da çok kullanacağız yamukta biz. Şimdi bir yamuk çizdiğimizde alt taban AB, üst tabana paralel, bu şekilde düşünün. O zaman buradaki A açısıyla buradaki B açısı U kuralından dolayı ne olacak? 180 derece olacak. Aynı şekilde beni dikkatli takip edin. Buradaki C açısıyla buradaki D açısının toplamı yine U kuralından dolayı 180 derece olacak. Bunları sorularda kullanacağız. Tamam. Şimdi örneğimize bakalım. A, B, C, D yamuk. Alt taban üst tabana paralel verilmiş. Tamam. Açılar verilmiş, bize alfa soruluyor. Şimdi gençler, burada yandaki kuralda da bahsettiğim gibi B açısıyla C açısının toplamı U kuralından dolayı 180 derece yapacak. Yani 5x ile 4x'in toplamı 180 derece. 9x eşittir 180. Her iki tarafı 9'a bölersek x'i ne buluruz? 20 derece. O zaman 2x, a'yı görüyorsunuz 2x. Yani 2 kere 20'den a 40 derece. Yine U kuralından a 40 derece. D açısı da alfa. İkisinin toplamı U kuralından dolayı 180 derece olacak. 40'ı karşıya attığımızda biz alfayı kaç buluyoruz? 140 derece olarak buluyoruz. Bize zaten alfayı soruyor. Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu. Bakalım. A, B, C, D yamuk. Alt taban, üst tabana ne? Paralel. Açılar sorunun üstünde yerleştirilmiş hepsi. Bakıyorum, evet. Bize alfayı soruyor. Şimdi gençler, buraya da yazalım. A, D, C. Birine üçgen. Şimdi buraya ben x açısı diyeceğim. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. 20 derece var. 130 derece var. Ve x var. Hepsinin toplamı 180 yapacak. Burası 150 artı x'ten 180'e eşit. 150'yi karşıya atarsak x'i kaç derece buluruz? 30 derece. Şimdi paralellik olduğu için bakın şöyle dikkatli bakalım. Z kuralı uygulayabiliriz burada. Yani x 30'sa burası da kaç derece? 30 derece. Yine baktığımızda tabii farklı farklı çözüm yolları var. A, B, C de birine üçgen. Açılarından biri 30, biri 70, biri de alfa. Üçgen iç açıları toplamı 180 derece. Yani burası 100 artı alfa 180'e eşit. Alfa buradan kaç derece olarak bulunur? 80 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Diğer sorumuza geçelim. Yine ABCD yamuk, alt taban üst tabana paralel. Ve AC ile AB birbirine eşit verilmiş. Sorunun üstünde de zaten çizilmiş. Buradaki ACD açısı 40 derece, bize ACB burası soruluyor. Ben buraya alfa diyeceğim. Şimdi beni dikkatli takip edin. ABC üçgeni ikizkenar değil mi? ABC üçgeni. Tabanı böyle yan yatmış. O zaman burası da kaç? Alfa olacak. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı. Peki alt tabanla üst taban birbirine paralel olduğu için ben burada Z kuralı uygulayabiliriz demiştim. Bakın. O zaman burası 40'sa burası da 40 olacak. Yine karşımızda bir üçgen var. Hangi üçgen? ABC üçgeninden bahsediyorum. Bakın. A 40 derece, B alfa, C de alfa. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. 40'ı karşıya attığımızda 180'den 40 çıktı, 140. Her iki tarafı ikiye böldüğümüzde alfayı kaç buluruz? 70 derece. Bize A, C, B yani alfa soruluyordu. Cevap neymiş? 70 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, ABCD yamuk, alt taban,
üst tabana ne? Paralel. Açılar verilmiş bize. A açısıyla B açısının toplamı soruluyor. Şimdi gençler, alt taban üst taban arasında paralellik olduğu için U kuralından dolayı A açısıyla D açısının toplamı, hatta buraya da yazayım, 180 derece olacak. A açısını yazıyorum, beta artı 20, D açısını yazıyorum, alfa artı 40 eşittir 180. Düzenleyelim. Alfa artı beta artı 60, 180. 60'ı karşıya atarsak alfa artı beta 120 derece olarak bulunur. Bu kalsın. Bize neyi soruyor bakalım? A açısıyla B açısının toplamı soruluyor. Şimdi A açısı beta artı 20 görüyorsunuz. B açısı ne? Alfa eksi 15. Düzenlememiz lazım. Alfa artı beta diyorum. 20'den de 15 çıktı. 5 mi? Aslında bunun cevabı soruluyor. Biz az önce alfa artı beta'yı 120 bulduk. 5 ile toplarsak cevap ne çıkacak? 125 olarak bulunur. Devam edelim. Yine şeklimiz yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Şimdi gençler alfa soruluyor. Biz hatırlarsanız M kuralı dediğimiz bir kural vardı. Şöyle çizebilirsem tabii ki. Bakın. Şimdi bu doğrular birbirine paraleldi. O zaman buradaki x açısıyla y açısı, yani sola bakan açıların toplamı sağa bakan alfaya mı eşit olacaktı? M kuralından. Aynı şey burada da var. Bakın. Gördüğünüz üzere. O zaman şöyle diyebilirim. Sola bakan 25 ile 40'ın toplamı kime eşit? Alfaya. Alfa buradan, bakın, o kadar da kolay bir soru. 65 derece olarak bulunur. Devam edelim. Şimdi böyle bir sorumuz var. ABCD yamuk. Alt taban yine üst tabana paralel. Evet. 14 verilmiş, 8 verilmiş, 6 verilmiş, 110 derece var. Bize alfayı soruyor. Şimdi gençler, ben bu yamuğun içine bir tane paralel kenar oluşturacağım. Nasıl yani? Bakın C burada. Ben bu D köşesinden bakayım olabilecek mi? Ne kadar oluşturabileceğiz? Karşı kenara bir tane uzunluk çizdiğimde, hatta buraya da hangi harfi yok? E harfi diyeyim. O zaman DC 6 ise bu oluşturduğum şey paralel kenar ya, EB de 6 olacak. AB'nin tamamı 14 ya. Burası 6 ise burası kaç kalır? 8. Şunu şöyle karalayalım. Şimdi paralel kenar oluşturduğum için BC ile ED birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani burayı da 8 bulduk. Tamam. Şimdi şuna dikkat edin. A, D, E üçgeni. İkizkenar üçgen mi? Bakın A, D, E. Yani 8'e 8. O zaman bu tabanda ne? Alfa. Şimdi gençler, paralel kenar demiştik. Hangi şekle? Buraya yazayım. E, B, C, D paralel kenar olarak oluşturduk. Şimdi paralel kenarın özelliklerinden bir tanesi de karşılıklı açıları. Yani buradaki açı C açısına eşit olur. Peki başka ne kullanacağım? Şunu kullanacağım. A, D, E üçgeninde iki tane iç açının toplamı diğer E açımızın dış açısı olan 110'a eşittir. Bitti. 2 alfa 110 demek, her iki tarafı 2'ye bölerseniz alfayı kaç derece buluruz? 55 derece olarak buluruz. Devam edelim. ABCD yine yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Tamam. Burada çoğunuz hemen gördü. M kuralı var. 80 derece verilmiş. Eşit açılar verilmiş. Zaten nokta nokta olarak da belirtmiş yani şurada. Bize A, B, E. Yani şu noktalı açı soruluyor. Ben buraya alfa dersem burası da alfa. Bize A, B, E yani alfa soruluyor. Unutmayalım. Neydi? Sola bakan açılar, yani alfa ile alfanın toplamı sağa bakan kime eşitti? 80'e. Buradan 2 alfa 80 demek, her tarafı 2'ye bölersek alfaya kaç derece buluruz? 40 derece olarak buluruz. Devam edelim. Evet, böyle bir sorumuz var. Yine ABCD yamuk.
Alt taban üst tabana paralel tabii ki. Ne diyor? ADE açısı, ADE açısı noktalı açı, EDB açısına nokta nokta göstermiş. Buralarda tırnak tırnak gösterilmiş. 115'te verilmiş. Bize alfayı soruyor. Şimdi gençler, ben şurada bu açıya x diyeceğim. Bu açıda mecburen x olacak. Buna y diyeceğim. Burası da mecburen y olacak. Şimdi ADE üçgenine bakalım. ADE üçgeninde açılardan biri x, biri y, biri ne? 115. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180. 115'i karşıya attığımızda 180'den 115 çıktı. Kaç kalır? 65 mi kalıyor? Bunu elde ettik. Bu bir kenarda dursun. Şimdi gençler, yamukta ben ne demiştim? Alt tabanla üst taban birbirine paralel ya. Şöyle yapayım. Yamuk için. Bakın. Buradaki açı 2x A açısı. D açısı ne? 2y artı alfa. Şimdi alt taban üst taban paralel olduğu için biz ne uygulayabiliriz? U kuralını uygulayabiliriz. Yani 2x 2y artı alfanın toplamı U kuralından dolayı 180 olacak. Biz şurayı iki parantezine alırsak 2x'i 2'ye böldük. X 2y'yi 2'ye böldük y. Bu şekilde yazabiliriz. 2 kere x artı y 65 görüyorsunuz. Yani burası 130 artı alfa 180'e eşit olduğundan 180'den 130 çıkınca alfayı kaç derece olarak buluyormuşuz? 50 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet, bu örnek sorumuza benzeyen bir soru. Şimdi gençler, A, B, C, D yamuk alt taban üst tabana paralel. Tamam. 15, 9 ve 6 verilmiş, 70 derece verilmiş, bize alfayı soruyor. Ben yine C'den şu şekilde çizerek bir paralel kenar oluşturacağım. Hatta buraya da K diyelim. Tamam mı? A, K, C, D ne oluşturdum? Paralel kenar. Şimdi D, C 6 ise burası da 6. Az önce A, B'nin üstünde 15 yazıyordu. O zaman K, B'ye 9 kalır. Şekil paralel kenar olduğu için AD 9 ise KC de 9. Gördüğünüz gibi ikizkenar BKC ikizkenar üçgeni oluştu. O zaman burası alfa ise burası da alfa. Şimdi gençler, paralel kenarda peki başka hangi özellik var? Biliyor muyuz? Şöyle bir özellik var. Paralel kenar oluşturdum ya. Yani daha sonra tabii ki detaylı işleyeceğiz. Şuradaki K açısıyla bu 70 derecenin toplamı 180 demek. O zaman buraya kaç derece kalıyor? 110 derece. Tamam mı? Paralel kenarın özelliğinden dolayı. O zaman CKB üçgenine ya da BKC fark etmez üçgenine geldiğimizde iki tane iç açının yani alfa ile alfanın toplamı diğer K açısının dış açısına eşit. Yani 110'a eşit. Buradan 2 alfa 110 demek. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde alfayı yine kaç buluyoruz? 55 derece olarak buluruz. Başka da çözüm yolları var. Tamam mı? Hem de bir sürü. Evet. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde ABCD yine yamuk. Alt taban üst tabana tabii ki paralel. 11'e 4 verilmiş zaten. 80 derece, 130 derece var. X'i soruyor. Yine bir paralel kenar oluşturacağımızı artık anladınız. Buraya ben K diyorum. Ne oluyor? A, D, C, K paralel kenar oluşturmuş oluyoruz. Yazalım. Şimdi paralel kenarda D 130 ise ne demiştim? Burası da kaç olacak? Mecburen 130 olacak. Şimdi beni dikkatli dinleyin. Şöyle diyebiliriz gençler. Burası 130 ya. Doğru açıdan dolayı, bakın doğru açıdan dolayı bu tarafta 50 derece olacak. Çünkü doğru açı şöyle diyelim. Doğru açı 180 derece. O yüzden K açısının sağ tarafı 50 derece olacak. Şimdi KBC bir üçgen. Bunu görüyoruz. Buraya ben x derece demeyeyim çünkü kenarda x var. Alfa dersem alfa 50 ve 80'in toplamı üçgen olduğundan dolayı 180'e mi eşit? Yani alfa artı 130 180'e eşit. 130'u karşıya atarsak alfa 50 derece mi çıkar? Bakın yazdım 50 derece diye.
Şimdi dikkat ettiğimizde KBC üçgeni tabanı 50'ye 50 olduğuna göre ikizkenar mı çıktı? O zaman bakın BC 11 ise KB de 11. Çünkü bu üçgen ikizkenar üçgen. Peki ben az önce bir paralel kenar çizdiğimi, AD, CK'nın paralel kenar olduğundan bahsetmiştim. DC 4 ya burada. O zaman AK da ne olacak mecburen? 4 olacak. Bize AB yani X'i soruyor. Görüyorsunuz ki bir kısmı 4, bir kısmı 11. Toplamı kaç santimetre? 15 santimetre olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi güzel bir sorumuz var yine bakın. ABCD yamuk alt taban üst tabana paralel. Bakın her şey verilmiş soruda yamuğun yüksekliği soruluyor. Yine bakın yamuğun içinde paralel kenar oluşturacağım. Şu C'den çizip. Biraz fazla şey oldu. Şöyle düzeltelim. Yine yamuğun içinde paralel kenar oluşturacağız. Şöyle yapalım. Buraya K diyorum. Şimdi paralel kenar oluşturduğum için AKCD paralel kenarda yazalım kenara. Şimdi DC 6 ise AK da 6. AB'nin hepsi 11 ya. Buraya ne kalacak? 5 kalacak. Paralel kenar oluşturduğumuz için AD 3 ise KC'de ne olacak? 3 olacak. Bir baktım ki KBC üçgeni oluştu. Kenarları 3, 4, 5 ise bu üçgen nasıl bir üçgendir? Dik üçgen. Peki neresi 90 derece bu üçgende? Tabii ki en büyük kenar olan 5'in karşısı burası kaçtır? 90 derecedir. Peki bunları buldum. Yüksekliği nasıl bulacağım? Şimdi gençler buradan biz alt tabana bir yükseklik indirebiliriz. Ben şimdi KBC üçgeninde İki türlü alan bulacağım. İki türlü alan bulurken yüksekliği bulmuş olacağım. Nasıl yani? Bir şöyle bulacağım bakın dikkat edin. Şimdi burası 90 derece. Burası 3, burası 4. Üçgende alan şöyle bulunabilir. Dik kenarlarının çarpımı bölü 2. Bu alan hesaplamalarından bir tanesi. Yine aynı üçgen için bahsediyorum. Bakın yine aynı üçgen için alan hesabı yapacağım. Nasıl? CKB yazıyorum. Bakın 90'dan az önce dikme indirmiştim. Buraya H dedim. Bu kenarda zaten 5. Alan şöyle bulunabilir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bölü 2'ler sadeleştiği yandan burası 12 eşittir 5H. Her iki tarafı 5'e bölün. Çünkü yüksekliğe ben H demiştim. Cevap 12 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Ya da 2,4 de diyebilirsiniz. Devam edelim. Evet, ABCD yine yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Şimdi yine gençler ne yapacağım? Tabii ki bu şeklin içinde paralel kenar oluşturacağım. Kenarlar zaten yazıyor. Şöyle yapacağım. Şöyle yapalım. Buraya K diyorum. DC 5 ise AK da 5 gördüğünüz gibi. Paralel kenar oluşturduğumuz için hatta yazayım buraya AKCD paralel kenar diye. Şimdi AD 6 ise CK da ne? 6 gördüğünüz gibi. Peki paralel kenar oluşturduk ya. D açısı 90 artı alfa ise burası da 90 artı alfa. Ben şimdi dikkatli dinleyin. KBC üçgenine bakalım. KBC üçgenine bakalım. Bakın şuraya X açısı dersem X açısıyla alfa açısının toplamı yani üçgende iki iç açının toplamı K açısının dış açısına eşit. Alfalar birbirini sıfırlayacağı için X dediğim açının 90 derece olduğu belli oluyor. Yani burası kaç derece? 90 derece. O zaman bizim C, K, B üçgenimizde hangi özel üçgenimiz var? 6, 8, 10. Bize nereyi soruyor gençler? AB'yi soruyor. AB'nin bir kısmını biz 5 bulduk. Bir kısmını yani AK kısmı 5, KB kısmı 10. Cevabımız kaçtır? 15 olarak bulunur. Devam edelim. ABCD evet yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Şurada bir bilgi var onu kullanacağız. ABC açısı. Ben ona alfa diyeceğim. Neresi? ABC. Burası alfa. ADC yani burası da o zaman neymiş?
2 alfaymış. Tamam. 11'e 7 yazıyor. Bize DC'yi soruyor. Güzel. Biz bu DC'ye X diyelim. Yine paralel kenar oluşturacağım bakın. Şöyle yapıyorum. Biraz fazla yamuk oldu. Düzelteyim onu. Şöyle yapalım. Şimdi gençler, burası da X, burası K. Neden? Paralel kenar oluşturduğum için DC neyse AK da o. Burası da o zaman ne olacak? 11 eksi X. Tamamı 11 ya çünkü AB'nin. Dikkat edelim. Şimdi başka ne var paralel kenarda? Şöyle diyelim. D açısının 2 alfa olduğunu görüyoruz ya. Bu açıda tam karşısındaki açıda ne? 2 alfa. Peki az önce yaptığımıza göre. Bakın buraya beta diyorum. KBC üçgeni için konuşuyorum. Açılardan biri beta, biri alfa. İkisinin toplamı diğer dış açı olan 2 alfaya mı eşit? O zaman alfaya karşı yatarsanız beta demek aslında ne demekmiş? Alfa. Onu siliyorum. Kafam karışmasın. Beta yerine alfa yazıyorum. Peki bu bulduğum ne işime yarayacak? Tabii ki bu KBC üçgeni. Bakın KBC üçgeni eşkenar, pardon. İkizkenar üçgen çıktı. Çünkü alt tabanları birbirine eşit. O zaman burası da ne? 11 eksi x. Güzel. Peki ben paralel kenar oluşturduğumdan bahsetmiştim. 7 ile yani AD kenarıyla KC kenarı paralel kenar oluşturduğum için birbirine ne olacak? Eşit olacak. X'i karşıya atıyorum. 7'yi de sağa atıyorum. X dediğim değer ne çıkıyor? 4. Bana zaten DC yani X dediğim yer soruluyordu. Kaç birimmiş? 4 birim. Devam edelim. Evet. ABCD yamuk. Alt taban üst tabana paralel. Bize X soruluyor. Başka bilgiler bakayım. 12 var. Tamam açılar yazıyor. Sorun değil. Şimdi gençler yine tabii ki paralel kenar oluşturacağız. Tamam mı? Stres olmanıza gerek yok. Ne yapacağım? Şuradan çizeceğim şöyle. Burada oluşturduğum DC BK ne olacakmış? Paralel kenar. O zaman şöyle diyebilirim. CB 12 ise DK da ne? 12. DC 4 ise KB de 4 diyebiliriz. AB'nin tamamını x demiş ya. Bakın AB'nin tamamı x demiş ya. Şöyle silelim. O zaman AK da mecburen x eksi 4 olur. Peki başka ne var? Şimdi C açısının 180 eksi alfa olduğunu görüyorsunuz. O zaman buradaki K açısı da paralel kenardan dolayı. Çünkü paralel kenarda karşılıklı açılar eşit. Burası da 180 eksi alfa. Peki sıra gelsin A, K, D üçgenine. Buraya ben beta diyorum. Şimdi açılardan biri 90 eksi alfa A açısı. D'ye beta dedik. İki iç açının toplamı diğer açının dış açısına yani 180 eksi alfaya eşit. Eksi alfalar birbirini sıfırlayacak. Buradan beta yalnız kaldı görüyorsunuz. 90'ı karşıya atıyorum. Beta kaç derece demekmiş gençler? 90 derece. Yani bu nasıl bir üçgen çıktı? ADK dik üçgen çıktı. Peki hocam ne işime yarayacak? Bakın şöyle şuraya da yapayım hatta ayrı. Şöyle bir işimize yarayacak. Burası 90 derece. Burası 9, burası 12, burası K, burası A. Şimdi dik üçgen ya, bizim özel üçgenlerimizde hangisi var? 3, 4, 5 var. 9, 3'ün 3 katı. 12, 4'ün 3 katı. 15 de 5'in 3 katı. Yani AK aslında ne? 15. AK dediğim yer x eksi 4 değil mi? Cevap olarak 15 eşitse 4'ü karşıya attığımızda x kaç çıkıyormuş? 19 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.